İsa Tatlıcan'ı en başından beri İngilizlerin devleti yalan haber üretmek, iftira üretmek ve bu yalan haber ve iftiraları diğer medya kuruluşlarına servis edip yaymakta görevlendirdi. Şimdi organize edip yaymak özellikle diyoruz bunu. Çünkü doğru bir haberi medya kuruluşları bağımsız kanallardan takip edebilirler ve mutlaka o doğru haberin kaynağı bir tane veya belirli olacağı için orayı bulabilirler. Yalnız yalan haberde böyle bir şey olması mümkün değildir. Yalan haberin detaylarını, o yalanı, o iftirayı oluşturan kişiler bilir. Dolayısıyla bunları servis eden kişiler beraberce bir örgüt gibi çalışması gerekir. İsa Tatlıcan bu işin başındaydı. Tabi İsa Tatlıcan'ın bu konuda yardımcıları, daha doğrusu onu yönlendiren kişiler, başta Fırat Develioğlu, Ömer Ilıcalı, Bülent Tatlıcan, bu iftirada malzeme olarak kullanan Özkan Mamati, Uğur Şahin, Ceylan Özgül çok kullanıldı biliyorsunuz, Ümit Kuruca, bunları çok kullandılar ve bu organizasyonu İsa Tatlıcan'a yaptırdılar. Peki İsa Tatlıcan neden bu iş için uygun görülmüş, neden bu iş için seçilmiş? Bunun cevabı da İsa Tatlıcan'ın kişiliği. İsa Tatlıcan ezik büyümüş birisi, yani ezik bir karakteri var. Dolayısıyla kendisini ezen kişileri memnun etmeye yönelik, aslında nefret etmesine rağmen kendi gücünü, kendi başarısını karşısındaki onu ezen kişiyi memnun etmeye endekslemiş birisi. Fırat Develioğlu'nun tam bir eşleni, yani Fırat Develioğlu ezerek iş yaptırmayı kendisine bir tarz olarak belirlemiş birisi. Dolayısıyla bu ikisi ve etraftaki diğer malzemeler tam bir uyum halinde bu algı operasyonunda kullanılabilirler. İşte İngilizlerin devleti bu organizasyonunu basın bölümünde bu kişilerle, İsa Tatlıcan'la organize etti. Yani Sabah grubunun İsa Tatlıcan kontrolündeki bölümü, İngilizlerin devletinin yalan haber ve iftira organizasyonunda bir üs olarak kullanılmış oldu.